Çok sevgili öğrencilerimiz, bugün yarı yıl tatiliniz başlıyor. Çok sıra dışı ve çok ilginç bir dönemi geride bıraktınız. Dünya tarihi açısından gerçekten de çok farklı bir dönem. Sınıflarınızı, koşturduğunuz koridorları, okulun bahçesini, öğretmenlerinizi, öyle tahmin ediyorum ki en çok da arkadaşlarınızı özlediniz. Ve sabah erkenden kalkıp yollara düşmeyi bile özlediğinizi düşünüyorum. Bu arada uzaktan eğitimin inceliklerini öğrendiniz. Bir şekilde öğrenmek durumunda da kaldınız. Zorluklarını gördünüz, güzelliklerini gördünüz. Hayatınızın gerçekten unutamayacağınız günleri olduğunu düşünüyorum. İnanın bu bizim için de aynen böyle. Sizlere en iyi eğitim imkanlarını sunabilmek, her birinize ulaşmak, öğretmenleriniz, aileleriniz her birinize ulaşmak için neler yapmak durumunda kaldı. Gerçekten bunlar çok çok değerli, çok çok kıymetli. Her şeyin elbette gönlümüzden geçtiği gibi çok çok mükemmel bir şekilde yüz yüze sürekli olarak bir eğitim yapma imkanımız olmadı ama emin olun dünya standartlarında bir uzaktan eğitim ortamını sizler için oluşturduk. Bildiğiniz ülkelerde neler yapıldığını, neler yapılmadığını, Türkiye'de neler yapıldığını, neler yapılmadığını eğer karşılaştırırsanız ne demek istediğimizi çok daha iyi anlama fırsatınız olacaktır. İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda okullarımıza hep beraber döneceğiz ve 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz. Sevgili öğrencilerimiz, güzel evlatlarım, tatiliniz bildiğiniz gibi 23 gün sürecek. Uzun bir kış tatili olacak. Fırsat buldukça oyunlar oynayın lütfen. Bedeninizle, ruhunuzla şarkılar dinleyin, müzikler dinleyin, bol bol okuyun. Mutlaka bir yerlere gidip gezin ve notlar alın, resim yapın ve kendinizi, ruhunuzu, bedeninizi, zihninizi dinlendirmenin böyle güzel yollarını bulun lütfen. Çevrenize en az ekrana baktığınız kadar dikkatle, güzeli çirkinden, iyiyi kötüden ayırmak üzere bakın. Ve çevrenin, doğanın, etrafımızda olup bitenlerin ne kadar güzel, ne kadar farklı olduğunu, ne kadar incelenmeye değer olduğunu göreceksiniz. Lütfen elinizden geldiği kadar, gücünüzün yettiği kadar bütün işlerinizi kendiniz yapın. Kimseye yaptırmayın. Eğer güçlü insanlar olmak istiyorsanız kendi işlerinizi kendiniz yapmalısınız. Ve kendi problemlerinizi kendiniz çözmelisiniz. O zaman ayakta durma ihtimaliniz, çok daha güçlü olma ihtimaliniz söz konusu olacaktır. Evde bu kadar çok kalmak sizi bunalttı biliyorum. Bunu binlerce kez, on binlerce kez duyuyorum sizlerden. Bunun farkındayım. Elbette aileler de farkında. Belki bu dönemde en çok kullandığınız kelime sıkıldım kelimesi olabilir. Ben diyorum ki elbette hani sıkıldık, elbette yorulduk. Ama her zaman yapılacak güzel işler vardır. Her zaman yapılacak güzel etkinlikler vardır. Azimli olmanız çok önemli, istikrarlı olmanız çok önemli. Bir resim yapmanız, bir yemek yapmanız, bir yazıyı, hikayeyi kaleme almanız gerçekten çok çok değerli. Üretimde bulunmak, üretmek çok kıymetli. Ve bu şekilde içinizin rahatladığını da göreceksiniz ve biraz daha büyüdüğünüzü de hissedeceksiniz. Biz de sizler için böyle anlara şifa olacak, size iyi geleceğine inandığımız her güne özel etkinlikler hazırladık.
Bu etkinlikleri sizlerle paylaşacağız ve birlikte 23 gün tatil etkinlikleri adı verdiğimiz bu etkinliklerle sizler her gün farklı etkinlikler yapabileceksiniz ve farklı çalışmalarla eğlenerek öğrenme fırsatını devam ettireceksiniz. Birlikte 23 gün tatil etkinliklerinde içeriğinde harf, sayı, renk gibi kavramlara farklı açıdan bakmamızı sağlayacak olan RESFEB'e, Türk ve dünya bilim sanat alanlarında yaptığı çalışmalarla tanınan şahsiyetlerin tanıtıldığı KIMO, bulmaca, sudoku, oyun, günün deneyi gibi hikaye tamamlama etkinlikleri gibi çok çok güzel etkinliklerimiz, faaliyetlerimiz var. Bu tatil etkinliklerine ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki bütün öğrencilerimiz için ayrı ayrı planladık. Yani ilkokullara farklı, ortaokullara, liselere farklı. Birlikte 23 gün etkinliklerine bakanlığımızın resmi web sayfası dan ulaşabilirsiniz. Şimdi hep birlikte 23 gün tanıtım videosunu izleyelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.